3 boyutlu yazıcıyla üretim yapan firmalar cephede savaşan sağlık neferlerini maskesiz bırakmamak için harekete geçti. Fırsatçılara, kara borsacılara inat bedava maske üretip hastanelere göndermeye başladı. Sağlık çalışanlarımız gerçekten zor şartlar altında çalışıyorlar. Bunların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında kolları sıvadılar, virüs savaşçısı sağlıkçılar için ücretsiz koruyucu maske üretmeye başladılar. Bu süreç tamamen gönüllülük esaslı ilerliyor. Biz kendi elimizdeki ham madde ve iş gücünü buraya ayırıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın daha çok bu tarz maskeye ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Stokçular ellerinde tutuyor ve fiyatları arttırmak için sürmüyorlar piyasaya. 3 boyutlu yazıcıyla üretim yapan firmalarda koronavirüs nedeniyle ellerini taşın altına koydular ve sağlık çalışanları için ücretsiz bir şekilde koruyucu maske üretiyorlar. Yaklaşık 4 gün önce bir tweetle başladık bu sürece. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından inanılmaz şekilde gönüllü üretim desteği çağrısı aldık. Bir internet sitesi kurdular. 3boyutludestek.com adlı bu internet sitesine giren sağlıkçılar buradaki talep formundan taleplerini oluşturduktan sonra ne kadar ihtiyaçları varsa işte bu internet sitesini yöneten yöneticilere atıyorlar ve onlar da ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarına koruyucu maske gönderiyor. Bedava maske mi üretiyorsunuz? Şu an bedava, evet. Piyasa değeri normalde 40-50 TL. Şu an 150 lira verseniz bulamıyorsunuz. 1 milyon liranız olsa bu maske yok. Sağlıkçılar cephe hattında korunsun, o virüsü kapmasın diye ummalı bir çalışmaya giriştiler. 3 boyutlu yazıcılar 24 saat çalışıyor. Her biri günde 12 maske üretiyor. Ama burada tabii bir yasal durum var. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Çünkü bu tamamen gönüllü bir iş. Şeffaf olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanları için destek sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin dört bir tarafındaki illerden hem firmalar tarafından hem de bireysel olarak yapılıyor. İşte gördüğünüz bu cihaz sayesinde önce maskenin çerçevesi oluşturuluyor. Daha sonra bunun koruyucu camının monte edilmesi için başka bir laboratuvara gönderiliyor. Koruyucu maskenin çerçeve kısımları. Bunları biz üretip diğer arkadaşlara gönderiyoruz. Çerçeveler bu atölyeye getirildikten sonra artık son şeklini alıyor. Gördüğünüz bu şeffaf plakalar takılıyor. Ardından poşete konuluyor ve buradaki çalışanlar tarafından İstanbul'un değişik hastanelerine götürülüyor ve oradaki sağlık çalışanlarına hizmet veriyor. Peki bu maskeler tamamen koruyor mu virüsten? Bu maskeler tam koruma sağlamıyor. Çünkü asıl yüz maskeleri gerekiyor. Bu sıçramaları engelliyor. Mesela tükürük gibi surata gelmesini engelliyor.